Kayarcı kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlar, hangi balı hasat etmeliyim diye sorular soruluyor. Bazı dostlarımız bununla ilgili sorular sordu. Ben de genel olarak birçok arkadaşımıza fikir verebilir, yardımcı olabilir diye bu konuyu paylaşmak istiyorum. Hangi balı hasat edebiliriz? Hangi bal olgunlaşmıştır? Sevgili dostlar, şimdi şu peteği görüyoruz. Büyük çoğunluğu sırlanmış. Buradaki açık kısımlar da, kızlarımız sakin. Buradaki açık kısımlar da arkadaşlar, balla doldurulmuş, üzerlerinde çok az böyle 1 milim 2 milim boşluk var. Onları da kapatacaklar, dolduracaklar ve sırlayacaklar. Peki bu bal alınabilir mi? Yani tüketime hazır mı? Olgunlaşmış mı? Arkadaşlar, bu bal tüketime hazır ve olgunlaşmış. Peki ölçü nedir? Teknik ölçü şu arkadaşlar. Bir peteğin 3'te 2'si sırlanmışsa, yani işte şu ince mumla sırlatılmış, kapatılmışsa aralarca, yani 3'te 2'si kapatılan petek teknik olarak olgunlaşmıştır. Bu olgunlaşma, bu 3'te 2 sırlanma Mayıs'ta da olsa, Haziran'da da olsa, Temmuz'da da olsa arkadaşlar alabiliriz ve rahatça tüketebiliriz. Peki eskiden neden uzun süre bekliyorlardı? Değerli dostlar, eskiden ızgara kullanma imkanı yoktu. Karakovan özellikle ızgaranın olmadığı dönemlerde karakovanlar vardı ve arı bir peteğe aynı anda yavru da yapıyordu. Bal da koyuyordu. Dolayısıyla yavrunun tamamen azaltılması ve yavrulama faaliyetinin öne doğru çekilmesi için sonbaharın gelmesi, Ağustos sonu, Eylül, Ekim gibi uzun süre geçmesi gerekiyordu ki arı artık arkadaki petekleri bıraksın, oradaki yavrulamayı bıraksın, orası sadece balla dolu kalsın ya da sadece bal kalsın. İşte ondan sonra hasat yapılıyordu. Ama günümüzde öyle değil arkadaşlar. Izgara takıyoruz ve arı yukarıya koyduğu balı bir taraftan da sırlıyor. Dolayısıyla 3'te 2'si kapatılan balları her an alabiliriz değerli dostlar. Tabii ki bu üzeri sırlandı diye hava sıcak, biraz daha sıvı olacaktır. Yani sonbahardaki, kıştaki balın kıvamına göre biraz daha sıvı olacaktır. Ama teknik olarak artık arının bu sırlanmış gözlerin içerisine koyacağı, alacağı, ekleyeceği herhangi bir şey yoktur arkadaşlar. Tekrar belirtelim, teknik olarak 3'te 2'si sırlanan bal, 3'te 2'si sırlanan petek her zaman hasat edilmeye uygundur. Peki sırlanmadan alırsak ne olur? Alırsak sulu olmuş olur arkadaşlar. Yani bu Haziran için böyle, Mayıs için de böyle. Fakat Temmuz'un ortası sonu ya da özellikle Ağustos ayına geldik, petekler hala üzeri açık. Almayacak mıyız? Arkadaşlar rahatça alabiliriz. Özellikle Temmuz sonu ve mutlaka Ağustos'taki üzeri açık ballar da arkadaşlar yeteri kadar olgunlaşmış oluyor. Hatta suyu, buradaki balın su oranı daha fazla düşmüş oluyor. Ve üzeri kapatılmış baldan daha kıvamlı, böyle macun gibi bir kıvama ulaşıyor. Dolayısıyla Ağustos ayına geldiğimizde, özellikle Ağustos ayına geldiğimizde üzeri açık balları da çok rahat alırız ve hasat edebiliriz. Arıcı dostlarımız şunu mutlaka tecrübe etmişlerdir. Ağustos sonu gibi hasat yaparken, üzeri açık balları süzerken çok katılaştığı için, böyle sakız gibi, macun gibi olduğu için petekten böyle çıkmadığı, yani çıkıp makineye sıvanıp aşağı akması lazım, petekten çıkmadığı, hatta buradaki peteğin, mumun parçalandığını tecrübe etmişlerdir. Dolayısıyla Ağustos'a geldiğimizde üzeri açık ballarda yeter kadar olgunlaşmış, su oranı düşmüş olur değerli dostlar. Balın olgunlaşması ve hasatıyla ilgili düşüncelerimiz bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız.